Günaydın Bar TV izleyicileri. Yine dop dolu, cap canlı, bomba gibi karşınızdayız. Yalnız bugün bizim Leyla Hanım'ımız, yani sporcumuz şu anda rahatsız olduğu için hastanede kendisi. Sizlere çok selam söyledi. Aynı hareketleri devam etsinler dedi. Yarın inşallah aramızda olacak. İnşallah düzelirse birlikte olacağız. Evet, Müge'li günler şimdi başlıyor diyorum ve ben direkt konuklarıma dönüyorum. Adana Roman Kültürü Federasyon Başkanımız Şaban Bek aramızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet ve sanatçımız Müslüm Berkay Şahin'le birlikteyiz. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet sevgili izleyicilerim, bugün güzel bomba gibi bir programımız var. Ben hiç vakit kaybetmeden ilk önce konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Sizi bir tanıyalım önce. Teşekkür ederim. Ben Adanalıyım. Adana'nın Karataş Gökçeli köyünde doğdum. Ve benim babam demircidir. Kaynak işi yapıyor, ziraat tarım aletleri yapıyor. Biz de köyde ziraat tarım aletleri imalatı yapıyoruz. Bu şekilde köyde tarım imalatları yaptıktan sonra Adana'ya göçtük. Adana'da ilk önce bir Yüreğir Dayanışma ve Kültür Derneği'ne bir başkan seçilmesi gerekiyordu. Ve orada başkanlığa adaylığımı koydum. O Yüreğir Demirciler Derneği'nin tam 7 yıl başkanlığını yaptım. Hı hı. Ondan sonra burada bu başkanlığı yaptıktan sonra daha büyük etkinlikler yapmak istedim. Ben madem demirciyim, madem ki kaynakçıyım, neden ki bu gençlerimize iş ve istihdam ile ilgili etkinlikler yapmayalım diyerek bunlara ben bir kaynak okulu açtım. Derneğimin içerisinde İşkur ve İşkur'la görüşerek burada ben bir kaynak okulu açtım. Çok güzel. Ve burada gençleri eğittim, öğrettim ve istihdamını da yüklenerek bu arkadaşlarımı ben sanayilerde iş bulmalarına vesile oldum. Şu an çalışıyorlar. Çok güzel. Ve bunun devamını da getiriyorum. Yine bunun arkasından burada gençlerimize yeni yüzler bulmak için daha değişik etkinliklerim var. Onları da ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. Birlikte konuşacağız zaten. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Müslüm Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Müslüm Bey'i size biraz tanıyalım. Gerekli izleyicileri tanısınlar evet, size. Evet, ben Müslüm Berkay Şahin. Adanalıyım. Adana'dan buraya geldim. Tabii ki Orhan Canses'in sanatçı arkadaşım. Hem Orhan Canses menajerlik yapan hem de başkanımız Şaban Bek desteğiyle albüm çalışmasına girdim. Hı hı. Ben cep telefon tamircisiyim ve aynı zamanda müzikle uğraşıyorum. Çok güzel. İşte başkanımız ve Orhan Canses abimiz kendisine saygılarımı iletiyorum. Evet, ayrıca gelmedi. Geçmiş olsun. Evet. Yılmaz da bugün aramızda olacaktı. Fakat evet, rahatsızlandığı için evet, onu da bugün evet, alamadık. Buradan evet, çok geçmiş evet, olsun diyoruz kendisine. Evet. İşte hem cep telefon tamiri yapıyorum hem de müzik işiyle uğraşıyorum. Bir albüm çalışmasına girdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir albüm çıkaracağım. İnşallah. Hayırlı uğurlu olur inşallah sizin evet, için de. Teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hı hı. İşte diyeceklerim bu kadar. O zaman Müslüm Bey sizden güzel bir parça alalım. Tabii ki. Ondan tabii sonra ki devam edelim. Olur tabii mu? Ki. Buyurun. Tabii ki. Sevgi arıyorum.
Sevgi arı gibi satır. Sevgi barış, sevgi aftır. Sevgi boş demek günahtır. Kız ben seni seviyorum. Ağzınıza, yüreğinize teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerim, canlı telefon bağlantılarımızı hatırlatmak istiyorum. Telefonla bağlanmak isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz, şarkı isteyebilirsiniz. Evet, Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, tüm Türkiye'den arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Müge'li Günler Facebook sayfamdan da istek ve dileklerinizi oradan yazabilirsiniz. Sorunlarınızı orada birlikte paylaşalım istiyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Evet, hemen konuğuma dönmek istiyorum. Adana Roman Kültürü Federasyon Başkanımız Şaban Bek. Derneğimizin etkinliklerinden biraz bahsedelim Şaban Bey, başkanımız. Şimdi aslında STK'ların olmazsa olmazıdır. Aslında tüm dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza ve konfederasyon başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten candan yürekten çalışan insanlar. Şimdi sayın başkanlarımızın zaten herhangi bir gelirleri de yok yani. Bizim de herhangi bir gelirimiz de yok, maaşımız da yok. Biz canımızı, bedenimizi taşın altına koymuşuz. Halkımız için, gençlerimiz için bir şeyler yapabiliyorsak, bir güzellik yapabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Hı hı. Şimdi az evvel bahsettiğim gibi ilk derneğimi ben 2007 yılında Yüreğir Demirciler ve Dayanışma Kültür Derneği'nin başkanı olarak seçildim halk tarafından. Evet. Burada kaynakçılık kursunu verdikten sonra bayağı bir etkinliklerimiz oldu. Tiyatroya döndük. Gençlerimize tiyatro kursu verdik. Hı hı. Daha bu ilkokul diplomasını almayan arkadaşlarımız vardı. Okulumuzda okuma yazma kursu açtık. Yaşlı genç demedik. Onlara eğittik, öğrettik, diplomalarını verdik. Onlar da ehliyetlerini falan da aldılar o diplomayla. Hı hı. Bunun yanında tam ben 6 yıl o derneğin şeyini yaptıktan sonra gönüllü olarak bıraktım. Dedim bir başkaları yapsınlar. Fakat benim etkinliğim çok olduğu için 81 vilayette de beni tanıyan dernek arkadaşlarım var. Evet. Büyük bir etkinlik vardı. Bir roman açılımı vardı. Sayın Başbakanımızın da açılımıydı bu. Roman açılımında. İşte ben derneği bıraktıktan sonra başkanlarımız beni aradı. Ya bu açılımda seni görmek isteriz. Başkanım sen etkin bir adam. Sen bu işleri biliyorsun. Aramızdan ayrılma. Böyle söyledikten sonra ben Adana Roman Kültürü diye bir dernek açtım. Evet. Ama Yüreğir Derneği'ni bıraktıktan sonra Adana Roman Kültürü diye bir dernek açtım. Ve 81 vilayetteki tüm roman dernekleri bir araya toplayarak biz zaman zaman etkinlikler yapıyoruz. Ne tür etkinlikler? Roman çalıştayları yapıyoruz. Hı hı. Gençlerimize, nesillerimize şimdiye kadar böyle bir hep kırsal köşede kalmış, derdini anlatamamış, efendime söyleyeyim bir yerlere gelememiş, hep köşede bucakta kalmış arkadaşlarımızı toparlıyoruz. Onlara kamu kurum ve kuruluşlarında iş ayarlıyoruz. İşler buluyoruz. Yardıma ihtiyacı olanları kamu kurumlarından yardım talep ediyoruz. Hı hı. Devletimize bildiriyoruz. Bunlara yardımcı olmalarında. Sağ olsunlar kaymakamlarımız, valimiz, belediyelerimiz de yardımcı oluyorlar. Ne kadar çok güzel. Teşekkür ediyorum onlara da. Hı hı. Bu arada ben bu Adana Roman Kültürü'nü açtıktan sonra yine gençlere yönelik bir şeyler düşünüyordum. Ne düşünelim dedik. Biz burada bir Aroksa filmcilik şirketi açalım. Aroksa demek Adana Roman Kültürü'nün kısaltılmışı. Evet. Aroksa Roman Kültürü kısaltılmışı bu. Evet. Biz burada biz tiyatro çalışmaları yaptık. Bu tiyatro çalışmalarında yeni yüzleri piyasaya getirip bunları dizi filmlerde oynatmak için eğitiyorduk. Ve bu da tuttu Adana'da Dilan Hanım'da. Pardon başkanım, bir telefonumuz var. Alo. Nuri Bey. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo. Alo.
Biz sizi duyuyoruz Nuri Bey. Ben Müzik'ten Nuri Duru, Sedat Duru'nun babasıyım. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sesiniz az geliyor. Ben duyuyorum sizin sesinizi. Nuri Bey, buyurun. Peki, duyuyorsan biz de Sedat Duru'nun klibini bekliyoruz. Eğer mümkünse bir an evvel yayınlayın, onu dinleyelim diyorum. Anlayamadım. Klip. Klip istiyoruz. Klipten bahsetti. Ama hayırlı programlar, iyi günler. Çok teşekkürler Nuri Bey katıldığınız için. Yalnız klip olmazsa da şarkı size göndereceğiz. Arkadaşlarımız bir bakıyorlar. Olursa olur. Olmazsa şarkısı gelecek. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Oldu, teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı programlar. Evet, başkanım sözünüzü kestim ama birkaç tane mesaj gelmiş. Onları okumak istiyorum. Tabii, buyurun. Selam, merhaba, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Sebai, Müslüm Berkay Şahin'e başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı Ben ve Aileme Gelsin demiş. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Fatma, Müslüm Berkay Şahin ve Sayın Başkanımız Şaban Berk'e başarılı olmalarını dilerim demiş. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Mehmet Durmuş, Müslüm Bey'e, Şahin'e başarılar dilerim demiş. Merhaba, ben Adana'dan Can Dağlı. Şu anda sizleri internet üzerinden izliyorum. Sıradaki parçadaki bütün Adana ve sevdiklerime gelsin demiş. Bizi buradan izleyen tüm izleyicilerimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Birazdan gelecek parçası ama başkanımızla devam edelim. Evet başkanım, evet. Buyurun. İşte bu Aroksa filmcilik Adana'da bayağı bir gündeme de getirdim. Tiyatroda eğittiğimiz, öğrettiğimiz gençlerimizi biz Dila Hanım'a, özellikle Dila Hanım'a ben çok kabiliyetli, yetenekli elemanlar gönderdim. Ve halen de çekimleri de devam ediyor. Ne kadar güzel. Biz bu arada zaten Aroksa filmcilik olarak roman belgeselleri çekmek istiyoruz. Şu an hazırlığımız var. UKİT ve TİKA'dan da destek aldık. Geçen bir toplantıda, İstanbul toplantımızda. Ben bahsettim bir roman olarak, işte ben de kendim de romanım. Öyle mi? Evet, romanlardan başkanım. Neden yani bir romanı bir başkası, yani hiç içinde roman olmayan bir başkası gidip 3-5 tane resim çekiyor, altını dolduruyor. Halbuki evet. Ne yazdığını bilmiyor. Bilmiyor. Yani biz candan yürekten biz yaşadığımızı, gerçek kültürümüzü kendimiz yazmak istiyoruz. Kendimiz oynamak istiyoruz. Hatta bunun yanında biz dizi filmler yapmak istiyoruz. Sinema çevirmek istiyoruz. Sinema filmleri. Bunlar da roman çocuklarının olmasını, kültürümüzü, gerçek yaşanmış kültürümüzü biz gündeme getirmek istiyoruz. Hı hı. İşte bu konuda UKİT ve TİKA'dan bir destek aldık. Çok kısa bir zamanda belgeselimize başlayacağız. Ve roman dizi filmleri çekeceğiz. Ne kadar güzel. Buna benzer bir takım şeyler yapacağız. Bu dizilere, filmlere geleceğiz ama Müslüm Bey'den bayağı bir istek var. Onun parçasını bir dinleyelim. Tabii. Pardon, telefonumuz varmış. Telefondan sonra alalım. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş bulduk. Biz sizi duyuyoruz, buyurun. Sesiniz anlaşılmıyor. Ben sizinkini çok iyi duyuyorum. Ya bir Müslüm Berkay. Evet. Müslüm Berkay. Müslüm Bey'den. Müslüm Berkay Şahin'den bir parça isteyebilir miyim acaba? Tabii ki. Sıradaki parça size geliyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aradığınız için, katıldığınız için. Evet Müslüm Tabii Bey, sizden güzel bir parça alalım. İstekleri gönderelim. Tamam. Bayağı bir isteğimiz var. Öbür dünyada sen yan.
bana bu dünyayı dar ettin, zindan ettin. Pek çok yalan söyleyip hayatımı mahvettin. Nasıl kıydın bana sen, en mi gördün yakınken? Sebebim oldun benim gencecik bir fidanken. Hakkımı ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür gerçekten ederim. Güzel parçalar. Ben teşekkür ederim. Gene iki tane mesajınız varmış. İyi yayınlar diliyorlar. Ben İstanbul'dan Müslüm Berkay Şahin'in kuzeniyim. Mehmet Gıngırga. Evet. Başarılar dilerim. Sıradaki parçam eşime gelsin demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben Adana'dan kozmetik firmasında çalışmaktayım. Yayınınızı beğenerek takip ediyorum. Müslüm Berkay Şahin'e başarılar diliyorum. Demiş teşekkür, kendisi. Teşekkür ederim. Saygılar mı? Biz buradan ederim. Arayan herkese çok teşekkür tabii ediyoruz. Tabii. Evet. Evet başkanım, bu film tiyatro çalışmaları dediniz. Ne tür filmler, ne tür tiyatro çalışmaları, bir de belgesel demiştiniz. Belgesel olarak ilk roman belgeselini çekmek istiyoruz. Edirne'den başlayarak 81 vilayetteki tüm romanları gezerek onların gerçek hayatını, efendimizin yaptıklarını, yapacaklarını, hedeflerini, amaçlarını güzel bir şekilde bir belgesel düşünüyoruz. İşte şu an hazırlıklarımız başladı. Hı hı. İnşallah kısa bir zamanda çekeceğiz. Ve bunun yanında yine 2-3 tane projemiz var. Roman dizi istiyoruz. Dizi olarak çekmek istiyoruz. Hı hı. Bununla arkadaşlarımız uğraşıyorlar şu an, çalışmalar yapıyoruz. Adana'da çekmiş olduğumuz Namlı'daki Öfke var. Sayın yönetmen Abdullah Can eşliğinde. Şu evet. an o filmimiz devam ediyor. Halen Namlı'daki Öfke, Cehaletin Sonu diye bir filmimiz var. Çok devam güzel. Ediyor. Evet. Hatta Altın Koza film yarışmasında kısa filmde de ödül aldık. Çok güzel, söyleyeyim. Tebrik ediyorum sizi de gerçekten. Çalışmalarımız böyle gidiyor. Bizim amacımız, biz yeni yüzler aramıyoruz. Bizim çekimlerimizde tanınmış sanatçılara tamam saygı diyoruz, mutlaka aktörlerimize saygı diyoruz da bizim amacımız da yeni aktörler, yeni yüzler, yeni aktrisler çıkartmak. Gençlere açmak, yönelik. Evet. Tiyatroda eğitiyoruz, öğretiyoruz. Evet. Onları aranılan bir oyuncu haline getiriyoruz. Aranılan bir oyuncu haline geldiği zaman da İstanbul'dan, Ankara'dan gelen film şirketlerine oyuncular gönderiyoruz. Bizim kendi filmlerimizde oynatıyoruz. Hem arkadaşlarımız kendini eğitmiş oluyor, hem evine bir katkısı oluyor, hem de aranılan bir yüz olmuş oluyor. Ne kadar böyle güzel. Bir çalışmamız var. Ne kadar güzel. Şimdi, biz de öyle televizyonda işte şarkıcılarımız, ulusal sanatçılarımız var. Hepsine değer veriyoruz, hepsini sayıyoruz, evet, seviyoruz evet, ama evet. Biz istiyoruz ki burada yeni yetenekler de çıksın, hı-hı, önleri açılsın, evet, insanlar tanısınlar. Evet. Biz de aynı şekilde bunları yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Çok güzel. Yani tebrik ediyorum size gerçekten. Hakikaten güzel çalışmalarınız var. Evet. Şimdi bizim bu çalışmalarımız yurt dışına kadar açıldı. Evet. Biz, ben ayrıca Akdeniz Roman Federasyonu'nun üyesiyim. Akdeniz'de Osmaniye'den Mersin'e kadar, Mut'a kadar aradaki romanlarla sürekli görüşüyoruz. Onlar da çok güzel bir şey yapıyoruz. Orada etüt merkezleri kurduk. Oo, çok güzel. Çok güzel çalışmalarımız var. Sayın Başkanımız da Ali Dalyan Bey, bayağı bir başarılı bir arkadaşımız. Çok Allah kısmet ederse pek yakında da Adana'da bir etüt merkezi benim derneğimde açmayı planlıyoruz. Oo, çok güzel. Hacer Fakko arkadaşımız var, bu işlerle uğraşıyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum, selamlarımı da sunuyorum. Evet. Bunun yanında biz hızlı bir çalışma yapıyoruz. Bir Romfo kurduk, Romfo Birliği kurduk. Bu Romfo nedir? Romfo platformu. Yani Türkiye'deki bütün romanların sorunlarını biz bir araya gelerek orada çözüm buluyoruz, çözüm üretiyoruz. Evet. Hangi ilde bir çözüm varsa
O ile çözüm üretiyoruz. Ve bunun başkanı da çok değerli bir arkadaşımız, çok çalışkan bir arkadaşımız Edirne. Edirne'de başkanlığını yapıyor. Erdinç Çekiç başkanımız. Çok güzel çalışmaları var. Yurt dışıyla bağlantıları var. Zaman zaman yurt dışına gidiyoruz. Ve geçen gün yine bir bir toplantımız oldu İstanbul'da. İşte UKİT'ten bahsettiğim zamanlar keşke ben de yarım yarım CD'ler vardı getirseydim ama ikinci sefere inşallah kısmet olursa. İnşallah. O zaman roman dansları da istiyorum sizden. Ben değişik bir projelerim var. İnşallah size de getireceğim. Balkan romanları. Balkanlarda ne kadar romanlar varsa onlarla bir işbirliği kurduk. Türkiye ve Balkan romanların birliğini kurduk. Evet. Yine Erdinç Çekiç başkanımızın başkanlığında oldu. Bunu da resmi bir şekilde gazetelerde, canlı yayında, televizyonlarda açılımı da yaptık. Çok da güzel çalışmalarımız var. Ve en son Türkiye'de yine bir federasyon kurmamız gerekiyordu. Ve ilk federasyon çalışmamızı Kocaeli'de yaptık. Ahmet Çok Yaşar başkanımız. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışkan bir başkanımız. Evet. Onunla beraber Kocaeli'de ilk açılışımızı yaptık. Tüm yine romanları bir araya topladık. Dernekleri bir araya getirdik. Arkadaşlar olmazsa olmazıdır. Bu konfederasyonu kuracağız. Ne diyorsunuz dedik. Ve büyük bir istekle kurulmasını istedi arkadaşlarımız. Yapalım dedik. Ne kadar güzel. Ve ilkini Kocaeli'de yaptık. İkinciyi Çanakkale'de yaptık. Çanakkale romanlarının toplantısına gittik. Orada çok güzel, tam öyle bir güzel bir ortam da olmuştu ki 10 Kasım Atatürk'ün ölümüne denk geldi. Oo. 10 Kasım'ı biz orada kutladık. Kısmet oldu, şehitliğe gittik. Çok da güzel çalışmalarımız oldu. Yine 81 vilayetten derneklerimiz, federasyon arkadaşlarımız komple oraya toplandık. Güzel bir çalıştay yaptık. Çalıştaylarımız devam ediyor. Evet. Şimdi bu pazar günü yine benim bir etkinliğim var inşallah. Allah kısmet ederse. Evet. Bu pazar günü de Adana'da tüm aşıkları, efendim ozanları Adana'da derneğime davet ettim. İnşallah tüm aşık ve kültürünü, sanatını tanıtmak isteyen arkadaşlarımızı tamamını ben oraya şey yapıyorum. Ve bu işi de biz yine Orhan Canses de yapıyoruz. Filmcinin yanına müziği de koyduk. Aroksa filmcilik ve müzik organizasyonu hepsini bir araya getirdik. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. O da gelecekti, beraber olacaktı. Evet, biz de çok üzüldük kendisi. Buradan rahatsız. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Evet. İnşallah güzel bir çalışmalarımız Peki, var. Başkanım, o zaman devam edeceğiz. Ben ancak bir telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ondan sonra da kısa bir veteremiz olacak. Evet sevgili izleyicilerim, Gaziantep'ten arıyorsak 325-93-93. Tüm Türkiye'den arıyorsak 0342-325-93-93. Yurt dışından arıyorsak +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Müge'li Günleri izleyicileri artık bugün ne pişireceğim diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü her gün bir yemeğimiz gelecek sizlere. Evet, ilk tarifimizi alalım istiyorum. Ben kalemleri, kağıtları hazırlayın hanımlar. Güzel tariflerimiz var diyorum. Merhabalar Müge'li Günler izleyicileri. Bugün size birbirinden güzel yemekler hazırlayacağız. Ve ilk yemeğimiz yuvalama. Yuvalamanın tarifini alacağız. Ama ancak ev yemekleri değil mi? Yanlış. Ev tat yemekleri. Aygen Hanım'la birlikteyiz. Aygen Hanım, sizi bir tanıtayım. Ondan sonra da o yemeklere başlayacağız. Evet, merhabalar Aygen Hanım. Merhaba Müge Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Müge'li Günler izleyicilerine sizi bir tanıtalım önce. Benim ismim Aygen Çetin. Gaziantep'te oturuyorum. Yöresel ev yemekleri diye bir yerim var. Burada Antep'in güzel yemeklerini yapmaya çalışıyorum. Peki, o zaman bugün sizle birlikte yuvalamayı yapacağız. Yuvalamın tariflerini alacağız. Hanımlarımıza da diyoruz ki kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Sizi hemen yemeğimizin başına alalım. Evet, önce size malzemelerimizi tanıtalım. Hı hı. O zaman ben sizi şu tarafa alayım. Ben öyle geçeyim, daha rahat olalım. Tamam. Evet. Malzemelerimiz yuvarlama için
çekilmiş pirinç, irmik, kıyma, tuz, karabiber. Şimdi önce çekilmiş pirincimizi alıyoruz. Şöyle bir kase. Bu yemeğimiz 5 kişilik olacak. Sonra etimizi alıyoruz. Şöyle bir yarım kase kıymamızı koyuyoruz. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me. Yoğurmaya başlıyoruz. Yuvarlamanın önce hamurunu hazırlıyoruz. Hamurunu yaptıktan sonra pişireceğiz. Yuvarlamanın hamuru yapılırken çok fazla su kullanmıyoruz. Hani pirinç olduğu için. İyice yoğurmamız gerekiyor, evet, değil mi? Bunu iyice yoğurmamız gerekiyor. Burada etini, irmiğini ve pirinç ununu. Tabii bu pirinç unu derken, bu pirinç bildiğimiz pirinç unu değil. Pirincin çekilmiş hali. Marketlerde bulabilir hanımlarınız, değil mi? Gaziantep'te her yerde var ama hani Gaziantep'in dışında her yerde bulunabilir mi onu bilemiyorum ama. Diyelim ki bulamadılar, o zaman hanımlarımız ne yapması gerekiyor Aygen Hanım? O zaman hanımlarımızın pirinci ıslatması gerekiyor. Bir saat kadar ıslatılan pirinci. Sonra çekmeleri gerekiyor. Karabiber çeken makinalarda çekebilirler. Şimdi böyle bir hamur yaptık. Evet. Bunu iyice bir yoğurduk. Vallahi çok güzel görünüyor. Evet. Bunu böyle yoğurduktan sonra bir hamur hazırlamış olduk. Evet, böyle bir hamur hazırlamış oluyor. Bunu bir miktar yağ alıyoruz elimizi batırmak için. Tabii bu yağla olması gerekiyor. Hani suyla olursa pirinç unu olduğu için yapışma gibi bir olay olur. Evet. Şöyle alıyoruz. Bunları inceltiyoruz. Şöyle hamurumuzu. Sonra bunları küçük küçük böyle kopartıyoruz. Minik minik. Evet, çok küçük olması gerekiyor. Böyle bunları kopartıyoruz. Bırakıyoruz. Zahmetli ama bir o kadar da lezzetli bir yemek sanırım, tabii ki, değil mi? Tabii ki Antep'te bayram yemeği olarak da biliniyor. Misafirlere yapılan en güzel ikramdır. Antep hanımlarının yapmış olduğu en güzel yemeklerden bir tanesi. Bunları böyle yuvarlıyoruz. Hani dağılmasın diye sıkı bir şekilde. Bunlar şiştiği zaman pişerken şişme yapıyor, değil mi? Evet, çok az bir şişme oluyor. Onun için hani çok küçük yapıyoruz ki hani nohutla aynı seviyede olsun diye. Tabii bu tek başına yapılacak bir yemek değil. Bunu Antep hanımları böyle akrabalarıyla, arkadaşlarıyla toplanıyorlar, yapıyorlar. Çünkü bu hani bir tabak, iki tabak yapılan bir yemek değil. Evet. Kilolarla yapılan bir yemek. Hanımlar toplaşıp bu hamuru hazırlayıp tek tek yuvarlayıp. Evet, bunu saatlerce böyle yuvarlıyorlar. Evet
sevgili hanımlar, hamurumuz yuvarlandı, bitti şu anda. Aygen Hanım etimizi getirdi, etle birlikte. Evet Aygen Hanım, devam edelim. Evet, hamurumuz bittikten sonra böyle kuşbaşı etimizi alıyoruz. Onu normal bir kuşbaşı yapıyoruz. Ve sonra bunu ocağa koyacağız. Nohuduyla beraber etimizi haşlayacağız. Sonra da köftemizi içerisine atacağız. Sonra da yoğurdunu yapacağız. Evet, yoğurdu derken? Tabii yuvarlama yoğurtlu olduğu için süzülmüş yoğurtla da tekrar onu yoğurtlayacağız. Bunda ne kadar et kullanılıyor? Yarım kilo civarı mı? Yarım kilo da, evet, yarım kilo et koyuyoruz dışına. Hı hı. Bu da mı yağlı olacak? Hayır, yağını alıyorum. Hı hı. Yani yağsız kuşbaşı olursa daha güzel olur. Daha çünkü anlıyor. Yemeğimiz yoğurtlu olacağı için. Hı hı. Şimdi bunu nohutumuzla beraber haşlamaya bırakacağız. Bir kase nohutla beraber bunu haşlamaya bırakacağız. Evet Aygen Hanım. Şimdi etlerimizi doğradık, hazır. Bunu tenceremize alıyoruz. Şöyle. Bir kase ıslatılmış nohutumuzu da alıyoruz. Sonra bunun üzerine geçecek kadar su koyuyoruz ve ocağa koyuyoruz. Ne kadar kaynaması gerekiyor? Bir 40 dakika kaynaması yeterli. Anladım. Et peki. Pişmiş olacak. Evet, üzerine suyu geçinceye kadar da suyu koyduk. Şöyle bir miktar tuz atıyorum ve bunu ocağımıza alıyoruz. Artık 40 dakika bunun kaynamasını bekliyoruz. Köftemizi yuvarladıktan sonra Müge Hanım, bunu böyle süzgeç üzerinde altında su kaynayan bir ocağımıza bırakıyoruz. Ve bunun ağzını şöyle bir kapatıyoruz ve 15 dakika haşlamaya bırakıyoruz. Ocağa koyduk etimizle nohutumuzu, onları haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra köftemizi içerisine atacağız. Peki. Evet sevgili hanımlar, tariflerimizi aldınız sanırım. Bundan sonra her gün böyle güzel yemeklerle birlikte olacağız. Siz de hiç olmazsa yemek derdinden kurtulmuş olacaksınız. Sevgili izleyicilerim, Facebook sayfamdan da bir sürü mesajlar gelmiş. Onları okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Müslüm kardeşimize gelmiş, Müslüm Berkay Şahin. Adem Olgun telefonla bağlanmış, çok selam gönderiyor. Teşekkür ederim. Isparta'dan aramış sizi, çok çok selamlarını gönderiyor. Evet, Konya'dan iyi yayınlar. Konya'dan Burak Doruk, Müslüm Berkay Şahin'den bir parça istiyorum demiş. Tekrar bir kardeşimiz daha aramış. İyi yayınlar. Ben Almanya'dan Sema Cadı Kocaman. Herkese başarılar diliyorum. Müslüm Berkay Şahin'den Geceyi Sana Yazdım şarkısını istiyorum demiş. Tekrar bir mesajımız daha var. İyi yayınlar. Ben Cebrail. Şu an çalışıyorum. Bir yandan da sizleri internetten takip ediyorum. Orhan abime, Müslüm Bey'e, kardeşime, Başkan Şaban Bek başarılarının devamını diliyorum demiş. Ben bir matbaada çalışıyorum. Adım Eyüp. Orhan abime geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Müslüm Berkay Şahin'den Çizik Çektim parçasını istiyorum. Adana'dan aramış sizleri. Daha da var. İyi yayınlar. Adana'da Gökçe'den Ramazan Kaplan. Ben Müslüm Berkay Şahin'e başarılar dilerim demiş. Sıradaki şarkı tüm Şakir Paşa'ya ve sevdiklerime, kızıma gelsin demiş.
Ben Hollanda'dan Esmer Semra. Bugün aranızda Orhan abiyi bekliyordum. Acil şifalar diliyorum demiş. Biz de ona acil şifalar diliyoruz. Ben İstanbul'dan Enes Akdeniz. Sayın Başkanım Şaban Bek. Şu anda sizleri internet üzerinden izlemekteyim. Sayın Başkanım başarılar diliyorum. Ve Orhan Canses abime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seni seviyoruz Orhan abi, saygılar demiş. Biz de bütün yazanlara ellerine sağlık. Bizi izleyenlerin de yüreklerine sağlık diliyoruz. Evet, Orhan abimize biz de geçmiş olsun. Şu anda bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum ben sizi. İyi günler Müge Hanım. Ayşe Hanım. Ben yeğenim Müslüm'den Geceyi Sana Yazdım parçasını isteyecektim. Evet, Adana'dan arıyorum. Alo. Tamam. Duyuyorum, duyuyorum. Evet, bir konuşun isterseniz. Sizin sesiniz. Alo. Sesiniz çok az geliyor Müge Hanım. Ben duyuyorum sizi. Sıradaki parça size gelecek, istediğiniz parça. Anladı Müslüm Bey. Evet, evet. Size gelecek şarkımız. Teşekkür ederim. Ben Şaban Bey'e ve gençlerin önünü açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar, İyi sevgiler, günler. İyi günler diliyorum. Evet, o zaman Müslüm Bey, sizden güzel bir parça alalım. İsteyenlerimizi kırmayalım. Tabii ki. Buyurun. Evet. Gecenin yarısı sizi düşünürüm canım. Dön gel canımın canısı, sizi bekliyorum canım. Sensizliğin hançer olmuş, saplanır içime canım. Kokuna hasret kalmışım, vuran vuran tüten canım. Günüm gecem sensin canım, yazım kışım sensin canım. Ağım yazım sensin canım, gel yüzümü güldür canım. Günüm gecem sensin canım, yazım kışım sensin canım. Ağım yazım sensin canım, gel yüzümü. Bir sonbahar akşamıydı seninle ayırmamız. Mersin'de hafiften bir sis, biraz da karanlık. Vedalaşırken yemin etmiştik ayrılık yok diye. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim canım? Ayrılırken dolan gözlerime yağmur eşlik ediyordu. Hüzün dolu bulutlar cisil cisil ağlıyordu. Gözyaşlarımı silecek hiç kimsem yoktu. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim canım? Müzik
sana susuz kalmış, alev alev yanar canım. Aşkın ile yaralanmış, günden güne kanar canım. Gözlerinden ışık saçar, gül yüzüne doğar canım. Yağmur gibi damla damla yüreğime yağar canım. Günüm gecem sensin canım, yazım kışım sensin canım. Alım yazım sensin canım, gel yüzümü güldür canım. Günüm gecem sensin canım, yazım kışım sensin canım. Alım yazım sensin canım, gel yüzümü güldür canım. Çok teşekkür ediyoruz. En azından şu anda Adana'da, Hollanda'da, İstanbul'daki olan bütün izleyicilerimizin gönlünü yapmış olduk. Bir tane çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Bir telefon bağlantımızı alalım. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo. Ben sesinizi alıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak yanınıza başarılar diliyorum. Gaziantep'e Kocaeli'den sevgiler, saygılar iletiyoruz. Biz de Kocaeli'ye... Çok, çok da güzel çirkinlerle sizleri izliyoruz. Kocaeli'ye çok çok sevgiler, saygılar buradan. Herkese eyvallah, çok selam de, gönderiyoruz. Biz de orada aynı zamanda Adana roman temsilcimiz sevgili Sayın Şaban Bek ve misafirleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Biz de selam ediyoruz başkanım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet, biz kısaca şöyle söyleyeyim. Buyurun. Biz sizi şu anda internetten izliyoruz. Ama internette olmanız ve artık dünyaya açılıyor olmak, Türkiye'nin ne kadar ileride olduğunu, ne kadar büyük yerlere geldiğini bir göstergesi olarak düşünüyoruz. Çok sağ olun. Hakikaten yerel televizyonlarımızın da bu anlamda bir gelişim sağlamış olması bize de çok mutlu etti. Çok sağ olun. Şaban Bey aynı zamanda kendisi yapımcı, televizyoncu. Bizim Romanlar Konfederasyonu'nda kurucular kurulu üyesi aynı zamanda. Evet. Hı hı. Kendisinin hem Adana'da hem o bölgelerde Gaziantep'te de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da tebrik ediyoruz. Ben kısaca televizyonunuzun aracılığıyla Gaziantep'te ve bizi şu anda oyundan izleyen bütün Türkiye'deki 76 milyon vatandaşımıza, Türkiye'de roman camiasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birliğine ve beraberliğine, ülke menfaatlerini düşünen insanlar olduğunu, hiçbir şekilde hiçbir ırk ayrımına taviz vermediğini, kendilerine bu zamana kadar yapılan bütün ayrımcılıklara karşı çıktığı için hiçbir ırka ayrımcı olmadığını, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Manav'ın, yani her türlü ırkın birlikte yaşadığı bir Türkiye'nin hasreti içerisindeyiz ve bu hasret her geçen gün birazcık daha güzel yerlere doğru gidiyor, aralar kapanıyor, insanlar birbirlerini daha iyi anlıyor. Evet Ahmet Bey, evet. Bu anlamda biz de Romanlar Konfederasyonu olarak ve buradan sizi sevgili saygıyla selamlıyoruz. Ahmet Bey çok teşekkür ederim bu güzel temelleriniz için. Gerçekten Kocaeli'ye saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Sayın Başkanım, eyvallah, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, ben de buradan tüm roman camiasına selamlarımı sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum Sayın Başkanım. Aleyküm selam sevgili Kaban abicim. Ben de seni sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Başkanım. Kolay gelsin. Sağ ol, kolay gelsin.
Evet, sevgili izleyicilerim, ben tekrar telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Gaziantep'ten arıyorsanız 325-93-93, tüm Türkiye'den arıyorsanız 0342-325-93-93, yurt dışından arıyorsanız +90 342-325-93-93 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Müge'li Günler Facebook sayfamdan da oradan ve isteklerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz. Bir sıkıntınız, derdiniz olduğu zaman da oraya yazdığınız takdirde size geri dönüşümü olacaktır diyorum. Ben bunu her günde buradan söyleyeceğim. Sürekli de söylemeye devam edeceğim. Evet başkanım, devam edelim. Çalışmalarınızdan bahsedelim biraz daha. Evet, sayın başkanımın da söylediği gibi biz ırk ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Renk ayrımı, ırk ayrımı, dil ayrımı yapmıyoruz. Biz bütün İslam aleminin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi seviyoruz. Evet, yani gerçekten evet. Çok geniş bir camiaya sesleniyorsunuz. Evet, hani evet. Sadece Gaziantep, Adana veya değil, tüm evet. Türkiye'de çalışmalarınız başarıyla gidiyor evet. Sanırım. Evet, gidiyor. Hı hı. İşte çok değerli başkanım Ahmet Çokyaşar da bu konfederasyonun kurulmasına vesile olan arkadaşımız. Zaman zaman böyle roman çalıştayları bir araya gelerek konfederasyonun başkanım, olmazsa olmazıdır. Başkanım çok özür dilerim. Bir telefonumuz daha varmış. Buyurun. Alo, dinliyorum. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun Bilal Bey, hoş geldiniz. Mike gibi gene 10 numarasınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Haklı kanalda Oğuzhan Bile programımızı yine arada takip ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Her zaman sana sakın başarılar dilerim. Konuğunuza da başarılar dilerim. Çok güzel çalışmalar ve akşamda takip ediyorum ben de onları. Çok sağ olun Bilal Bey, çok teşekkürler. Bir... Tabii de orada kolay gelsin diyorum. Kader arkasına gayri var şu anda. Evet. Herkes... Sıradaki parça olsun diyelim. Peki, sıradaki parça da size gelecek Bilal Bey. Çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğunken bağlandınız. Aynı zamanda geleceğim kanala. İnşallah. Bekliyoruz. Buyurun gelin. Bekleriz. Çok sağ olun. Ablacığım var mı bir isteğim? Allah razı olsun. Canınızın sağlığı. İyi çalışmalar diliyorum size de. Hayır, Bahatir personelleriyle başlamak için çok güzel programlar yapıyorlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Peki, sağ olun. Evet, devam edelim başkanım. Evet, işte bu roman çalıştayları gerçekten aslında çok geç bile kalındı. Hı hı. İşte çok değerli başkanlarımız hep bir araya gelerek bir roman çalıştayı yaparak birliğimizi, beraberliğimizi, efendime söyleyeyim, bizim de artık bir yerlerde olmamızın, efendime söyleyeyim, bir yerlere gidip derdimizi anlatmanın zamanı geldi. Artık bizler de kendi bünyemiz altında dertlerimizi kamu kurum ve kuruluşlarımıza anlatmak istiyoruz. Burada gençlerimize iş ve istihdam istiyoruz. Yani gelecek için çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah bu konuda da çok büyük başarılar yapacağımıza inanıyorum. Sayın Ahmet Çokyaşar da beraber yine Samsun'da bir toplantımız var Allah izin verirse. Ayın ikisinde. İnşallah Ahmet Bey de bu tarafa gelirse bir gün bizim konuğumuz olurlar birlikte. Çok güzel kısmet olur. Kısmet olursa konfederasyon üyelerinden dostlarımızla tekrar sizi bir ziyarete geliriz. Çok mutlu olurum. Geliriz. Bütün organizasyon yaparız burada. Bir romanları şöyle bir görürüz. Evet. Güzel bir şey yapalım istiyorum ben beraberce. Mutlaka. İşte bu şekilde güzel çalışmalarımız var. Ha bu şunu da ileteyim arkadaşlar. Biz 50 tane çifti evereceğiz. 50 tane çift evereceğiz diye evlendirme etkinliği yaptık. Toplu, evli olup da toplu nikah. Toplu nikah. Mi? Evli olup da nikahı olmayan arkadaşlarımız veya nişanlıdır nikah yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır. Yeni evlenip de pardon nikahı... başkanım bir telefonumuz daha var. alo. Alo. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Merhabalar. Alo. Teşekkür ediyorum nikahım. Buyurun. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Sedat Bey. Siz nasılsınız? Çok çok sağ olun. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada konuklarınıza da merhaba diyorum. Çalgan Bey, Yandırsın, Berkay Bey'e. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar hocam. Başarılarının devamını diliyorum. Roman camiası mutlaka
yerlere gelmeli yani. Çok değerli müzisyen arkadaşlarımız var. Çok evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sedat Bey, var mı bir isteğiniz bizden? Ayrıca program akşam harika Müge Hanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizi de bir gün burada görmek istiyorum ben gerçekten. İnşallah işlerinizi hallederseniz siz de burada aramızda olmanızdan mutluluk duyacağız. İnşallah, inşallah. Allah kısmet ederse mutlaka, mutlaka. Peki, çok teşekkür hocam. Ederim. Sayesinde birçok dostumuz da sizleri seyrediyor. Sayın Başkanım, tüm Roma... Peki, herkesin bütün dostlarının selamı var. Kendinize iyi bakın. Aleykümselam. Ben de buradan tüm Roman çalıştayına selamlarımı sunuyorum. Saygılar. Saygılar, sevgiler. Evet, ben bir parça almak istiyorum. Müslüm Bey'den güzel bir sıradaki parçayı ve Sedat Bey'e buradan hediye etmek istiyorum kendisine. Tabii ki. Sağ olsun. Sanırım bir kısa aramız var. Kısa bir aradan sonra birlikte olalım. Kısa bir ara, ondan sonra tekrar buradayız.
Spor Detay Pazartesi saat 21'de Bahar TV'de. Vatandaş Konuşuyor hafta içi her gün saat 19.45'te Bahar TV'de. New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. İnternetsiz yapamam diyenler, sadece internete gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak? Demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart. Daha fazlası. Sağlık çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza geçiriyoruz. Baharoğlu Alarm Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645. Spor Detay Pazartesi saat 21'de Bahar TV'de.
Vatandaş Konuşuyor hafta içi her gün saat 19.45'te Bahar TV'de. Sevgili izleyicilerim, Müge'li Günler hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda konuğum Adana Roman Kültür Federasyon Başkanı Şaban Bek ve sanatçımız Müslüm Berkay Şahin'le birlikteyiz. Romanlardan bahsediyoruz, derneğimizden bahsediyoruz. Ancak mesajlarımız var, ben bunları okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Gaziantep'ten Halep Yavuz. Orhan Canses'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgili Başkan Şaban Berk'e başarılar diler. Müslüm Berkay Şahin'e müzik hayatında başarılar diliyorum demiş. Ayrıca program bitişinde bizleri yemeğe davet etmiş. Halil Bey, hep beraber oradayız. Bütün Bahar TV ekibini getiriyorum, haberiniz olsun. 20-25 kişi herhalde oradayız bugün. Evet, ben Adana'dan Ersin, abim Orhan Canses'e geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Herkese başarılar dilerim demiş. İyi yayınlar. Ben Adana'dan Şaşa. Şu an sizleri izlemekteyim. Sayın Başkanım Şaban Berk'e, Araksa Film Yapım Orhan Canses'e başarılar dilerim. Sıradaki parça tüm Adanalılara ve aileme gelsin demiş. Tekrar iyi yayınlar. Ben Adana'dan Koca Vezir Mahalle Muhtarı Harun Çipil. Orhan Canses'e geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Sanatçı kardeşim Müslüm'e başarılar dilerim. Sayın Başkan Şaban Berk'e başarılar dilerim demiş. Yalnız bir telefonumuz var. Devam edeceğim mesajlara. Alo. Alo. Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İzmir'den arıyorsunuz. Bir anlamda bir de alan oluşturduğunuz için Şaban Başkanımızı da saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Buyurun. Estağfurullah. Artık romanlar biliyorsunuz. Dünden daha fazla örgütlenmeye başladılar. Kesinlikle. Dünden daha fazla iller arası, ilçeler arası, hatta uluslar arası kendilerini ifade etmek için artık çalıştaylar yapıyorlar. Etkinliklerine davet ediyorlar. Kendi ağlarını kurdular. Evet. Olabildiğince de farkındalık oluşturuyorlar. Bu bağlamda Sayın Şaban Bek'in de özellikle bu TV ve belgesellerle ilgili araştırıcı çalışmalarıyla da ilgili sürece katkı koyduğunu ifade etmek isterim. Bahar TV'de romanların kendisini ifade etmeleriyle ilgili alan oluşturduğu için ayrıca kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani bu güzel temelleriniz için hakikaten teşekkür ediyorum. Ben de İzmir'e buradan saygılar, sevgiler gönderiyorum bir İzmirli olarak. Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Hemşerisine öyle diyelim. Evet. Bu arada birkaç cümleyle de ilgili şunu da ifade etmek isteriz. Romanların dezavantajlı bir toplum olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na da davet alan bir dernekiz biz. Eşitlik temelinde pozitif ayrımcılık gerektiren koruma tedbirleriyle ilgili talepler oluşturduk orada. Ama maalesef bazı partilerin kırmızı çizgileri, bazılarının mor çizgileri geleceğe ortak olmak adına kendimizi ifade etmekle ilgili şu anda askıya alındı. Buna rağmen günden daha fazla görünürüz. Şaban Bey gibi böyle dinamik arkadaşlarımızla daha fazla kendimizi ifade etmemiz bizim için çok anlamlı, çok daha da ileri taşıyacağız inşallah. İnşallah. Siyaseten de, ticareten de, sivil toplum örgütü olarak da daha belirgin işler yapmaktayız. Ben bize alan oluşturduğunuz için, sesimizi de sizin sayenizde, toplumun farklı tarafı alana ilettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şaban Bek Başkanı'nın konuşmalarından dolayı gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok Sayın Başkanım, iyi ki varsınız. Gerçekten sesinizi duydum, çok memnun oldum. Sizi en kısa zamanda ziyarete de geleceğim. Çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Hadi saygılar, saygılar başkanım. Çok teşekkürler, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet, ben mesajlara devam etmek istiyorum. Şu anda bize Suudi Arabistan'da internet üzerinde takip ediyorum diye yazmış izleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum.
Sıradaki parça Hatay'da bulunan aileme gelsin ve Orhan Canses'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben klavyeci Uğur demiş. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Merve Yalçın. Orhan Canses'e geçmiş olsun. Müslüm Berkay Şahin'den sıradaki parçayı Tüm Sincan'a gelsin. Seni seviyoruz Müslüm Berkay Şahin demiş kendisi. Evet, bütün izleyicilerime buradan teşekkür ediyorum. Müjdeli günleri izlemeye devam edin diyorum. Burada daha çok şeyler yaşayacağız inşallah beraberce. Evet, başkanım telefon gezeceğiz muhakkak ama siz devam edelim sizle beraber. Vallahi bizim amacımız belli, hedefimiz belli. Amacı olmayan zaten hedefine ulaşamaz. Evet. Yapmış olduğumuz yapacaklarımızın teminatıdır. Evet. Bizim amacımız nesillerimize, gençlerimize iş, istihdam ve bir gelecek sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet. Biz bunun şeyindeyiz. Biz hiç kimseden bir menfi çıkar beklemiyoruz. Maddi veya manevi bir şey beklemiyoruz. Kendi imkanlarımızı kullanarak, kendi imkanlarımızla bir yerlere gelmişiz. Bizim belli bir maaşımız yok, belli bir gelirimiz yok. İnanın belki söyleme sahip olacak ama 2-3 tane arabam vardı, onları da sattım yani bu dernek için. Helal hoş olsun, feda gerçekten olsun. Gerçekten çok güzel bir feda çalışmalarımız evet. var. Ben elimden geldiği kadar gençlerimiz için, Raman kardeşlerim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Filmcilikle olsun, efendim söyleyeyim derneğimde iş ve istihdam amaçlı olsun. Güzel çalışmalar yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Ömrüm yettiği kadar da devam edeceğim. İnşallah. Allah size güç verdiği sürece bu etrafınızdaki güzel insanlarla birlikte eminim çok güzel şeyler yapacağınıza. Ben yürekten katılıyorum gerçekten. Biz zaman zaman etkinliklerimize sakatları ve özürleri ziyaret ederek, onlara sazlı sözlü müzikler yaparak, gidip derneklerinde veya hastanelerde onları bir etkinlik yaparak onları eğlendirmeye, onlara bir moral vermeye çalışıyoruz. Her ayda, ayda bir Özürlüler Derneği'ne gidiyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Bu da biz de mutlu oluyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki. Bunlardan hiçbir çıkarımız yok. Bir şey de beklentimiz de yok. Yapmıyoruz da. Hı-hı. Sadece o insanları biz eğlendiriyorsak, onlara moral verebiliyorsak ne mutlu bize. Ne kadar güzel. Zaman zaman iş adamların olsun, dernek başkanlarımız olsun. Biz etkinliğe çağırıyoruz. Kaynaşma ve kucaklaşma derneğimizde kaynaşma amaçlı oturup bol sohbetler ediyoruz. Yapacaklarımızı ve yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Birbirimizin fikrini alarak birbirimize fikirler veriyoruz. Güzel bir çalışmalar yapıyoruz. Evet. Şimdi etkinliğimizde toplu sünnet var, toplu nikah var. Hı hı. Bu pazar günü de bir etkinliğiniz var sanırım değil mi? Bu pazar günü tüm şair dostlarıma. Buradan da hep arkadaşlarım biliyor zaten ben onların etkinliğine katılmıştım. Onları hepsini davet ettim. Ben Adana'da tüm etkinliklere katılıyorum. Hı hı. Hangi derneğin olursa olsun ayrım yapmamaksızın tüm derneklere kim çağırdıysa, kim davet ettiyse gidiyorum. Ve onlarla dertlerimizi paylaşıyoruz, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Başkanım bir telefonumuz var. Buyurun, buyurun, buyurun. Alo. 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 Beyhan Hanım. Alo. Alo, ben duyuyorum sesinizi. Merhaba, Beyhan Hanım, buyurun. Alo. Alo. Hatırladınız mı beni Tarık'a bahsettim? Evet, Alanya'dan Beyhan Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, teşekkür ederim iyi. Sen de iyisin. Tesadüfen kanal karıştırıyordum. Ne güzel. Allah Allah dedim, bu bizim müge. Evet, sizin mügeniz. Zannediyordum. Evet, şu anda Mügeli Günler programındasınız. Hoş geldiniz. İyisiniz değil mi? Hoş bulduk. Anlayamadım. İyi misiniz? İyiyim çok şükür, ses geç geliyor. Evet, yayından da televizyondan, telefondan dinlerseniz beni daha rahat konuşuruz. Zaten televizyon şu anda kapalı, sessiz, ayrı görüntü var. Ben sizden rica edeceğim, rejiye numaranızı bırakırsanız ben sizi tekrar arayacağım telefonla. Bırak. Tamam, görüşmek üzere Beyhan Hanım. Rejimizi bırakın, ben sizi arayacağım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı programlar. Çok sağ olun. Alanya'ya sevgiler, saygılar. Tekrar Alanya'ya.
güzel bir parça istiyorum Alanyalılar için. Tüm Alanyalılara güzel bir parça gelecek sizlere de. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Teşekkürler. Evet, başkanım devam edelim. Evet. Bu pazar günü dediğim gibi yine şair arkadaşlarımız, Adana'nın tüm şairleri, Karacaoğlan Derneği, efendime söyleyeyim, buna benzer derneklerimiz var, şair yazarlarımızı tamamını ben davet ettim. Bu pazar günü benim derneğimde davetliler ağırlayacağım. Hemen arkasından zaten şeyimiz var, 50 kişi nikahımız var, nikah şöleni yapıyoruz. Hı hı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında haberleri vardır. Tüm Adanalılar davetlidir. Araçlarımızı giydirme yapmışız, reklamlarını yapıyoruz. Gazetelerde, televizyonlarının reklamlarını verdik. Evli olup da nikahım yok diyenler buyursunlar, biz nikahlarını kıyalım diyoruz. Evet, evlenmek isteyenler. Evet. Kesinlikle böyle güzel bir organizasyona katılmalarını ben de buradan diliyorum gerçekten. Aslında biz özellikle de şunu yapıyoruz. Özellikle kırsal yerlere gidip de evli bir tane, iki tane, üç tane çocuğu var, nikahı yok. Onları buluyoruz. Özellikle onları buluyoruz yani. Hı hı. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nişanlıdır. Efendim nişanlıdır düğünü pek yakında olacak. Onların nikahını kıyıyoruz. Yeni evlenenler onların nikahını kıyıyoruz. Bu arada tabii biz... Nikah tazeliyor musunuz? İnşallah kısmet olursa bir gün onu da yapabiliriz. Değil mi? Evet. Ne kadar güzel olur. Evet, evet. Evet, ben biraz da Müslüm Bey ile konuşalım istiyorum. Müslüm Bey, neler yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi çalışmalarım iyi gidiyor. Cep telefonu tamiri yapıyorum. Daha önce söylemiştim size. Hı-hı. İşte biraz da zamanımı müziğe ayırıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda albüm çıkarıyorum. Evet, güzel bir albümünüz var. Evet. Oluyor yani, hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. İnşallah, kaç parçalık? Evet. 8 parçalık bir albüm. 8 parça. Evet. Söz müzik kime ait? Söz müzik evet, bana ait. Size ait. Evet. 8 parçanın söz müziği de bana ait. Ben ekran başında olup da bizi izleyen seyircilerimize öncelikle selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu kadar diyeceklerim. Peki. Evet. Evet, başkanım devam edelim. Evet, valla kısacası bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da güzel bir şekilde yaptıktan sonra toplu sünnet düşünüyoruz. Hı hı. O sünneti de yaptıktan sonra asıl bizim yapacağımız 81 vilayetteki yine Roman dernek ve federasyonları Adana'ya davet edeceğim. Çok güzel. Adana'da benim federasyon açılışımı yapacağım toplu olarak. Hı hı. Oradaki dostlarım, arkadaşlarımı da buraya davet edip açılışımızı burada yapacağız resmi bir şekilde. Yine telefon. Evet, Adana'dan. Buyurun, dinliyoruz. Evet, alo. 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 Hadi, iyi günler efendim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Adana'dan arıyorsunuz bizi. Evet, ben Abdurrahman Sezgin, önce Adana Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanıyım. Hoş geldiniz başkanım yayınımıza. Efendim, öncelikle hayırlı günler, hayırlı programlar diliyorum sizlere. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bizim için çok değerli olan Sayın Şahin Başkanımızla programa katmış olmanız bizim için ayrıca bir onurdur. Buradan Adana'dan sizlere sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyorum. Şahin Bey'in tabii ki Adana için katkıları çok fazla. Aynı zamanda bizim kurmuş olduğumuz bir platform var. Önce Adana platformu. Şahin Bey bu platformun da baş aktörü rolünde. Aynı zamanda platforma da çok büyük destekleri var. Ondan dolayı da kendisini buradan tebrik ediyoruz diyorum. Nikah töreni içinde evlileri herhalde yapmıyor değil mi? Ben onu demin sordum başkanım da. Tazeleyeceğiz sayın başkanım inşallah. Tazelemiyorlarmış ama yeni evlendiriyorlar. Tabii ki üstündeydik bunun da. Yalnız böyle hayırlı bir etkinliğe katıldığından dolayı da yine teşekkür ediyorum. Buradan tekrar sevgili saygılar gönderiyorum. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Duyuyor sizi. Evet efendim. Sayın Başkanım, ben yanlış bir cevap vermek istemiyorum da bizim 54 tane mi dernek bir araya geldik, biz Adana Federasyonu kuracaktık. Onu ben burada canlı yayında da tüm Adanalılara duyuruyorum.
Önce Adana Dernek Başkanı Sayın Abdurrahman Sezgin başkanımızın ve tüm 54 tane STK'ların bir araya gelerek önce Adana Federasyonu kurma aşamasındayız. İnşallah Allah kısmet ederse bunu da bu canlı yayından duyuruyorum. Tüm Adanalılar duysunlar. Önce Adana Federasyonu'nu 54 tane STK'lı bir araya gelerek büyük bir kitle kitleyle kurmaya çalışıyoruz. Doğru mudur başkanım? Doğru. Bu arada bunun içerisinde sadece komisalar dernek oluyor. Bu kurasyon içerisinde aynı zamanda komisalar var, aynı zamanda cemiyetler var, vakıflar var. Onlar da doğrudur başkanım. Doğrudur. Peki çok teşekkür ediyorum başkanım katıldığınız için. Antep'ten Adana'ya selamlarımı sunuyorum sayın başkanım. Evet, Adana'ya sevgiler, saygılar. Çok evet. Evet, devam edelim. Ben şey soracaktım. Pazar gününkü etkinliğinizde şiir dinletisi mi olacak? Nasıl bir şey yapacaksınız? Şairlerimiz var, yazarlarımız var, ozanlarımız var. Kendi atışmaları var, sazlarıyla, sözleriyle karşılıklı atışmalar. Söyleşiler, çok güzel şiirleri var. Bunları ben sürekli gidip izliyorum. Hı hı. Ve onlar da sürekli beni davet ediyorlar. Az evvel bahsettiğim gibi Adana'da tanımadığım dernek yok benim. Evet. Hepsine gidiyorum. Hı hı. Hani dernekçilik öyle kolay bir şey değil. Masada oturup da ben dernek başkanıyım değil yani. Hı hı. Biz tüm dernek başkanlarını geziyoruz. Hepsinde iç içe diyaloglarımız var. Çalışmalarımız var. Zaman zaman etkinliklerimizi paylaşıyoruz. Zaman zaman yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Ve güzel bir etkinlikler yapıyoruz. O zaman başkanım ben sizden şimdiden söz alayım. İki Hı-hı. tane aşık böyle atışacaklar karşılıklı. Bir de güzel bir roman dansı burada Müge'li Günler izleyicileri için ileriki yayınlarımızda. İnşallah. Güzel bir şey yapalım birlikte, organizasyon yapalım. İnşallah. Burada canlı canlı insanlarımızı en azından görsel olarak evet. da göstermek evet. istiyorum. Yani sizin çalışmalarınızdan da. Doğrudur. Hı-hı. Şimdi ben Adana'da bir ilk olarak hep ilkleri yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Adana'da bir ilk olarak tüm Balkanlarda, Türkiye'de dahil, 81 vilayette dahil. Bir roman festivali hazırlığı içerisindeyim. Şu an roman festivali programlarım, çalışmalarım devam ediyor. İnşallah Allah kısmet ederse Adana'da 3 gün, 3 gece bir roman festivali yapacağım. Yurt dışından gelen romanlarla, onların ekipleriyle, 81 vilayetteki roman kardeşlerimizin oyuncularıyla, sazlarıyla, sözleriyle hı hı. Güzel bir Adana'da bir ilk olarak bir roman festivali yapma çalıştayındayım. Şu an çalışıyorum. Çok güzel ama şu gerçekten. Şey var mıdır gerçekten bu romanlarda kapı gıcırtısını oynar derler. Ya doğru mu? Onlar, böyle bir şey var mı? Yok onlar şey ya. Ama çok güzel insanlar, neşeli insanlar. Zaten biz romanların hiç kimseye zararı olmaz. Hiç kimseye olmaz. Olursa kendi aralarında olur. İki saat sonra geri barışır. Öyle bir sıkıntımız yok. Yani bizim hiç kimseyle bir sıkıntımız yok. Kürtüyle, Lazıyla, Zazasıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle hepsinden iç içeyiz. Hepsi bizim kardeşlerimizdir. Hepsini seviyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. İslam aleminde herkesi seviyoruz. Yani bizim sıkıntımız yok. Evet, bu şeylerde, etkinliklerde devam edecek sanırım, değil mi? Etkinliklerimiz devam ediyor. Yine bir film çalışmalarımız var, dizi film çalışmalarımız var, belgesellerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor tabii ki. Evet. Önce şu şeyi bir atlatalım, nikah işini de bir atlatalım. Ondan sonra sünnet. Önce aşıkların şeyi pazar günü, ondan sonra nikah. Ondan evet. sonra sünnet, toplu sünnet yapacağız. Ne kadar güzel. Başkanım siz anlatırken Facebook sayfamızdan da gene mesajlar gelmiş. Onları bir okuyayım buyurun, istiyorum. Buyurun izleyicilerimizin dinle. Hani kalbi kırılmasın. Tabii. Evet, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Ömür. Müslüm Berkay Şahin'e başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı Denizli İsmet Paşa Yeşil Evlere gelsin diyor. İyi yayınlar. Ben Adana'dan Ali Gıngırga. Müslüm Berkay'a Şahin'e başarılar diliyorum diyor. Merhaba, ben İstanbul'dan İmdat. Müslüm Berkay Şahin'e başarılar diliyorum. Hakkı Bulat'ın Allahsız parçasını Müslüm Berkay Şahin'den dinlemek istiyorum. İyi yayınlar demiş. Tekrar ben Ankara'dan Emre Kılıç. İyi yayınlar demiş. Müslüm Berkay Şahin'e başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı sevdiğim kıza gelsin diyor bu arada. O da güzel. Evet.
Evet, sevdiğiniz kız varsa kızı alın, hemen evlendirebiliyoruz hafta sonunda. Daha yetişin yoksa. Evet, iyi yayınlar dilemiş Edirne'den Sercan kardeşimiz. Müslüm Berkay'a başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben Trabzon'dan Kemal. Müslüm Berkay Şahin'e sıradaki parça tüm Trabzon'a gitsin. Başarılar diliyorum demiş. Biz de Trabzon'a buradan çok çok sevgiler, saygılar diliyorum. Geçen gün de Trabzon'dan bir gene kardeşimiz bağlandı telefona. Dedim balık yiyor musunuz dedim. Oranın balığı meşhur ya. Hamsi Allah'ım dedim. Ben evet. Trabzon'a gene selamlarımı gönderiyorum buradan. Evet. Evet başkanım başka? Söylemek istediğiniz, vallahi vermek istediğiniz mesaj var mı? Söylemek istediklerimiz çok. Sanata, sanatçıya, kültürümüzü yaşatanlara, şairlere, yazarlara, yönetmenlere, senaristlere, tüm sinema oyuncularına, rejilere, sanata gönül verenlere buradan çok çok selam soluyorum. Selam yolluyorum. Evet. İyi ki varlar, iyi ki kültürümüzü yaşatıyorlar. Hı hı. Onlar olmazsa Türkiye'nin olmazıdır. Evet. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hı hı. Buradan tüm roman kardeşlerime, dernek başkanlarına, federasyon başkanlarına ve konfederasyon başkanımıza, Ronfo'ya da buradan özellikle çok çok selamlarımı sunuyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. İnşallah daha ileriye, daha yönelik bir etkinlikler yapacağımızı biliyorum. Hı hı. Bu durumda sizlere de çok teşekkür ediyorum bizleri buraya davet ettiğiniz için. Her zaman biz birlikte daha çok şeyler yapacağız. Bana sözünüz var, unutmuş değilim. Tamam, sözümüz var, size sözümüz var. Sözümüzde duracağız, sözümüzü tutarız biz. Hı hı. Bunun yanında biraz filmden bahsedeyim. Evet, o filmi ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak? Yani film özellikle belgesel değil de filmi merak ediyorum. Nasıl bizim çekmiş olduğumuz filmler genelde halka hitap eden bir filmler olacaktır. Bu kan davasıyla ilgili bir filmimiz var. Namlu'daki Öfke. Bir köyde yaşayan aile, kan davası yüzünden birbirini vura 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 köy dağılıyor. Hı hı. Köy dağılıyor. Bu arada işte kimi cezaevine gidiyor, kimisi işte öbür dünyaya gidiyor. Köyde artık erkek kalmıyor, nesil kalmıyor. Köyü terk ediyorlar. Hı hı. Ve zamanla bu adam 15 yıl cezaevinde yatıyor. 15 yıl cezaevinden çıkıyor 15 yıldan sonra o yeni yetişen çocuklar bunun peşine düşmüşler. Aramaya bulmaya çalışıyorlar. Onu vurmaya çalışıyorlar. Hani bizim amacımız cehalete son, kan davasına son olsun diye. Böyle güzel bir filmimiz var. Sağ olsunlar Sayın Valim ve Kültür Müdürümüz de bize destekleri tamdır. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Hı hı. Buna benzer yine güzel bir filmimiz var. Çok gariban, yoksul bir arkadaşımız köyde çobanlık yapıyor. Köyün tüm büyük baş ve küçük baş hayvanlarını otlatmaya götürüyor. 3 tane de köyün çok zengin ağası var. Eskiden abi bu renkli televizyon yok, efendime söyleyeyim böyle bir eğlence yok, sinema yok. Evet. Bunlar köy kahvesinde oturup şey yapıyorlar işte, şaka yapacak, gülecek şey arıyorlar. Bu köyde de üst üste 3-4 tane cenaze olmuş. Yeni gelen bir imam var. İmam hiç cenazeyi yıkamıyor. Hep yanındakilere diyor, sen kalk yıka diyor, sen kalk yıka. Bunlar da o şakacı olan şeyden aklına yatıyor. Diyor ya bu adam cenazeden korkuyor galiba. Gel biz buna bir oyun oynayak diyor. Ne yapalım diyor. Buna diyor ki ya bizim çobanı çağıralım. Buna bir ölü numarası yapalım. Bunu gece yıkarken uyansın, kalksın bir korksun diyor. Buna benzer işte şey yaparken anlaşıyorlar bunlar. Çobana diyor ki ne gel. Çoban da iri yarı baba et biriymiş. Sen ne alıyorsun burada? Ya işte ben hane başından 2 çuval buğday yok. Biz sana şu kadar buğday vereceğiz. Sen ölü numarası yapacaksın. Senin selanı verdireceğiz. Sen çocuklarına bile söylemeyeceksin. Tamam mı diyor. Tamam diyor. Garibanım da biz. Selası veriliyor. Gidiyorlar bunu yazıdan getiriyorlar. Tarladan getiriyorlar cenazesini romorkla. Hiç kimsenin haberi yok. Resmi olarak ölmüş. Yani şeyini veriyor, selası veriliyor. Tüm köylü öldü biliyor. Herkes ağlıyor, sızlıyor çocukları da. Tabii artık yıkamaya geliyor iş. Eskiden böyle şey mor falan yoktu tabii. 4 tane çok çabuk bir şeyler seriyorlar. Adamı yıkayacaklar. Hadi imam diyor kalk şunu yıka diyor. Tamam ağlar yıkarız diyor. Ya Mehmet kalk diyor şunu yıka. Vallahi yok olmaz imam diyor. Bu diyor ölmeden bize vasiyet etmişti.
Ben ölürsem beni imam yıkayacak. Yapma ya diyor, bu el ayağı titremeye başlıyor. Cenazeden korkuyormuş adam. Şeye giriyor, nefse suyu falan hazırlıyor, cenazeyi yıkıyor. Tam ayağından başlıyor yavaş yavaş yukarıya doğru gelince cenaze adam gözünü açıyor. Gözünü açınca yavaş yavaş kalkacak o adam, o hırsla, o korkuyla adamın boğazına sarılıyor. Korkmuş adam. Adam tir tir titriyor. O korkuyla adamın boğazına sarılıyor. Adam tabii saniyeler gitmiyor. Adam bu sefer ciddi ölüyor. Gerçekten ölüyor adam. Yani o korkuyla. Koyunan hem şaka yapıyor yani. O adam ölüyor. Bunu yıkıyor. Dışarıdakiler gülecekler ya. Hoca çıkmadı. Niye çıkmadı? Hoca yavaş yavaş çıktı. Kan ter içinde böyle göreceksin. Ya ne oldu? Bakalı arkadaşlar diyor. Getirirseniz bana tam ölü getirin diyor. Yarım ölü getirmeyin diyor ya. Öldürene kadar canım çıktı bunu diyor ya. Böyle bir film var. Bunun şeyi de yani buna aslında biz eşek şakası diyeceğiz artık. Böyle bir şey de diyeceğiz. Evet. Şaka yapıyor adam gitmiş orada yani. Bu gerçekten olmuş bir hikaye. Evet başkanım. Bunu duyduk biz yani. Peki başkanım, programımızın sonuna gelmeye başladık. Son sözünüz vallahi varsa son alalım. Son sözüm biz romanların demircileri olarak bize bir şiir yazdım. O şiirimi okuyabilirim. Tabii buyurun alalım. Şimdi bizim romanlar biliyorsunuz roman deyince aslında romanlar hep sanatkar ve esnaf insanlardır. Kalaycısı, demircisi, bakırcısı, efendime söyleyeyim klarnet çalan, keman çalan hep esnaf, sanatkarlar hep romanlardan çıkıyor. Evet. İşte biz de demirci olarak bir atalarıma bir şiir yazdım. Buyurun. Onu okuyabilirim müsaade ederseniz. Tabii ki. Biz zanaatkar demirciler. Bizim kaynakçı ve demirci atalarımız asma körük, fırfır körük çekerek ocakta ısınan demiri iki kişi örste döverdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordusu atalarımızı kama kılıç ve kalkan yaptığı için çok severdi. Bizim atalarımız ahi idi. Ahilik yapardı. Türk ordusunun atlarına çiviyle nal çakardı. Osmanlı ordusunun kılıcını kartal kanı ile sulardı. Bizim Roman demirci atalarımız savaştan kaçmaz, ölümden korkmaz. Çünkü cesur ve gözleri karaydı. Demircilik atalarımızdan dedelerimize, dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan biz gençlere ata mirası kaldı. Şaban Bek de hiç düşünmeden bu mirası devraldı. Milli eğitim ve işkur ile ortak çalışarak siz gençlere istihdam, aş ve iş imkanı yarattı. Sayın anneler, babalar, bak okulda zil çaldı. Torununu, oğlunu, kızını okula yetiştir. Siz genç roman kardeşlerim, oku, çalış, bir örnek olarak beynini geliştir. Bize atalarımızdan kalan tek miras, kısaç, örs ve çekiçtir. Ordunun kamalarını, kılıçlarını sularken, kartal kanı ve sabundur mayamız. O, karakıllı çadırlar, evimiz değil, sarayımız. Hastane ebe olmadan, o çadırlarda doğurdu bizi anamız. Bu vatan uğruna can veren, şehit düşen askerlerimizin kanları ile meydana geldi bu ay yıldızlı Türk bayrağımız. Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki başkanım, katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum programımıza gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Size söz veriyorum. İkinci defa da şair arkadaşlarımızı getireceğim. İnşallah. İnşallah daha değişik bir programlar yapacağız. Sizinle de çalışacağız. İnşallah. Bunu söyleyeyim tekrar arkadaşlarıma şey yapayım da. Orhan Cansız'a tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve Orhan Cansız'la beraber Aroksa Filmcilik ve Müzik Organizasyon işlerine devam ediyoruz ve birlikteyiz. İnşallah. Biz de tekrar geçmiş olsun diyoruz kardeşimize.
Sizin var mıdır Müslüm Bey söylemek istediğiniz son sözleriniz? Başkanımız Şaban Bey gerçekten çok güzel konuştu. Ona da teşekkürlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Diyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerim, Yüceli Günler'in sonuna geldik. Evet, kuaförüm Bilal Nuray Güven Evler'de. Mahmut Bey'e buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bahar TV ailesine yayında yapım demeye geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun diyorum ve sanatçımız Müslüm Berkay Şahin'den güzel bir parçayla veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu parça tüm Müge'li Günler izleyicilerine gelsin. Sana yazdım sözümü sana. Tutundum güzel sesine, teline tutundum. Çaktığım ateş sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandı. Yanarım sana. Sana yazdım sözümü sana. Tutundum güzel sesine, tenine tutundum. Çaktığım ateş sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandı. Uykular haram. Bir vapur geçer,
dalgasından sallam ben. Dön yürek yurduma, gurbet elime dön, yanarım sana. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandı, yanarım sana. Dön